abonelik sistemlerine genel olarak bir bakalım. Abonelik sistemleri dünyada sıklıkla çeşitli uygulamalarını gördüğümüz bir model aslında. Abonelik sisteminin sürekli gelişmekte olan yazılım teknolojilerinin gelişim süreçlerinin önemli bir parçası olarak yazılım üreticileriyle kullanıcılar arasında bir hizmet ve bakım anlaşması olarak tanımlayabiliriz. Bu tür sistemlerin oluşumundaki temel amacı üretici firmalar tarafında sürdürülebilirlik olurken, kullanıcılar tarafında genellikle teknolojiyi en güncel haliyle kullanmak, birinci elden en nitelikli, en kapsamlı ve kaliteli bir teknik destek hizmeti almak olarak tanımlayabiliriz. Bu genel kapsamda tüm dünya üzerinde tanımlanan bir abonelik sistemi. Peki protostructure abonelik sistemi dediğimizde nedirden ziyade benim tecrübelerim ne olmadığını anlatmak gerekiyor zannediyorum. En önemlisi bence, hatta bu sunumun da belki en önemli cümlesi, protostructure abonelik sistemi bir kiralama modeli değildir. Bu neyi ifade ediyor? Şimdi bildiğiniz gibi abonelik modellerinde ve kiralama modellerinde bir kontrat sistemi işletiliyor. Lisansların kayıtlı olduğu bu kontratların her iki modelde de bir başlangıç ve bitiş tarihleri var. Kiralama ve abonelik modelleri arasındaki en önemli temel fark ise kontratın bitiş tarihinde ortaya çıkıyor aslında. Kiralama modelinde kontratınızın bitiş tarihi itibariyle yazılımınız kullanıma kapatılır. Abonelik modelinde ise kontratınızın bitiş tarihiyle birlikte siz yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla protostructure lisansınız, kullanım hakkı ömür boyu size ait olan bir lisanstır. En çok konuştuğumuz, en çok gelen soruların başında bu vardı. Devam edelim. Peki bu sistemin amacı ne? Öncelikle sizlere daha nitelikli bir teknik destek hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Projelerinizi en gelişmiş güncel versiyonlarla üretebilmenizi, kısa orta vadede versiyon güncellemeleri için ödeyeceğiniz ücretleri kıyasla çok daha uygun fiyatlarla öngörülebilir bir bütçeleme yapabilmenizi amaçlıyoruz. Peki bunun kapsamı ne? Abonelik sistemine 12, 36 ve 24 aylık abonelik seçeneklerinden birini tercih ederek dahil olabiliyorsunuz. Dahil olduğunuz abonelik paketi süresince neler bu kapsama dahil olacak? Bir kere en önemli konulardan biri, yayınlanan tüm güncellemeler ve yeni versiyonlar size ücretsiz olarak gelmeye devam edecek. 7 gün 24 saat çevrimiçi olan Proto Destek Merkezi'ndeki tüm dokümantasyona, bilgi bankasına ulaşımınız ücretsiz olarak sağlanacak. Ve tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi, konularında uzman inşaat mühendislerimizden sınırsız bir teknik destek hizmeti yine ücretsiz olarak alabileceksiniz. Şimdi 12 ay dışında 24 ya da 36 aylık abonelik paketleri dedik. Peki bu paketlerin farkları nedir? 12 aylık abonelik paketinden farkı nedir ve size ne gibi avantajlar sağlar? Şimdi göze çarpan ilk avantaj satın alım aşamasında gerçekleşiyor aslında. 24 aylık bir paket tercih ettiğinizde bir yıl için ödediğiniz birim fiyatınız %10 düşecektir. 36 aylık paket tercih ettiğinizde ise yine bir yıl için ödediğiniz birim fiyatınız %15 oranında düşecektir. Dolayısıyla bu da alım aşamasında size bir fiyat fırsatı, fiyat avantajı olarak dönüyor. Dipnot olarak belirteyim, birazdan zaten güncel 2019 versiyonu kullanıcılarımız için abonelik fiyatlarını ben açıklayacağım, burada göstereceğim. Zaten birçoğunuza da bu fiyatlar bildirildi, dokümanlar gönderildi. Birçoğunu biliyorsunuz zaten. Devam edelim. Bir başka avantajı, biliyorsunuz günümüz ekonomik şartlarında artık firmalar fiyat revizelerini daha sık yapmaya başladılar. Proto'da, Protostructure ürün yöneticileri de bu tür fiyat artışlarını genellikle her yıl Ocak ayında tekrar fiyatları revize ederek yapıyorlar. Son birkaç yıldır fiyat revizesi yapmamaya
özen gösterildi. Ama 2020 Ocak ayı itibariyle fiyatlarda bir takım düzenlemeler yapıldı. Bu önümüzdeki yıllarda devam edip etmeyeceği tabii ki yönetim kararıdır. Ancak biz şu anda her yıl Ocak ayında olası bir fiyat artışı öngörüyoruz. Böylece 24 ya da 36 aylık abonelik paketlerinden birini tercih ettiğinizde bu fiyat artışlarından da abonelik fiyatlarına yansıyacak artışlarından da etkilenmemiş olacaksınız. Fiyat artışlarına etkilenmeyeceksiniz dedik. Dolayısıyla ilk satın almada size bir birim fiyat avantajı sağlamıştı 24 ve 36 aylık abonelikler. Buna ek olarak 24 ay sonunda olası fiyat artışlarından etkilenmeyip yaklaşık %20 ek bir tasarruf da yapmış olacaksınız. 36 ay sonunda bu tasarrufunuz yaklaşık olarak %33'lük bir seviyeye ulaşacak. Şimdi abonelik maliyetlerin şeffaf ve öngörülebilir olması maliyetlerinizi de direkt olarak müşteri projelerinize yansıtma olanağı verecek size. Böylelikle daha sağlıklı bir bütçe ve yönetim biçimi elde etmiş olacaksınız aslında. Ve son olarak her yıl tekrarlanan bu satın alma süreçleriyle meşgul olmadan artık siz de kendi işinize odaklanabileceksiniz. Tüm bunlara ek olarak genel olarak sistemin aslında size sunduğu avantajlardan en önemlilerinden bir tanesi de düzenli olarak abonelik yenilemenizi yaptığınızda normal fiyatlara ve yukarıda bahsettiğim bu ek fırsat fiyat avantajlarına ek olarak düzenli abonelik yenilemeniz size ek bir takım daha indirimler sağlayacak. En gündem sorulardan bir tanesi buydu aslında. Telefon konuşmalarımızın çoğunda kullanıcılarımız abonelik yenilemek zorunlu mudur? Bunu yenilemek zorunda mıyım gibi sorularla geliyor. Aslında abonelik yenilemeyi yapmak zorunda değilsiniz. Ancak biz bunu tabii ki öneriyoruz. Peki abonelik yenilemesini yapmadığınızda, kapsam dışında kaldığınızda neler olacak ona bakalım. Örnekleyerek gideyim birazcık. Şu anda 2019 sürümü kullanıyorsunuz. Güncel bir sürüm kullanıyorsunuz. Ve aboneniz henüz bitti. Şöyle düşünebilirsiniz. Elinizdeki 2019 sürümü artık sizin kalıcı sahip olduğunuz bir lisans olarak sizde kalacak ve ömür boyu kullanım hakkına sahip olacaksınız. Bu sürümü abone olmasanız da kullanmaya devam edebileceksiniz. Ek olarak bu 2019 sürümü şu anda aboneniz bittiğini varsayalım. Çıkacak olan servis paketlerini, güncelleme paketlerini abonelik kapsamı dışında olsanız da almaya devam edeceksiniz. Buradaki fark nedir? Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 2020 versiyonumuz yayınlanacak. Şu anda abonelik kapsamı dışında iseniz yayınlanacak olan 2020 versiyonuna erişiminiz olmayacak. Ve belki de en kritik noktalardan bir tanesi abonelik kapsamı dışındaysanız teknik destek hizmetlerimizden maalesef faydalanamayacaksınız. Buna ek olarak Bilgi Bankası, ya biliyorsunuz Prota Destek Merkezi oluşturuldu bu yıl itibariyle. Prota Destek Merkezi'nde birçok olanak sunuluyor. Dokümantasyonlar, forum alanları, istek oluşturma alanları. Bu Prota Destek Merkezi alanlarını abonelik bitiş tarihinizden itibaren bir yıl boyunca kullanmaya devam edebileceksiniz. Peki biz abonelik sistemi için bu paket fiyatlarını 12, 24 ve 36 aylık paket fiyatlarını nasıl belirliyoruz? Çok da karman çorman bir işlem sürecimiz yok aslında burada. Çok basit olarak 12 aylık abonelik fiyatı yeni lisansın liste satış fiyatının %15 olarak netlenmiştir. Bu 2019 sürüm yani son versiyonumuzun kullanıcılar için geçerli fiyat oranıdır. Bir önceki sürümümüz neydi? 2018'di. Ama biz 2018 sürüm kullanıcılarımızın tamamını biliyorsunuz 2019 sürümüne herhangi bir kriter gözetmeksizin ücretsiz olarak taşıdık. Deprem yönetmeliği güncellemesinden ötürü. Dolayısıyla şu anda 2019 sürümünün arkasında kalan sürüm 2016 sürümü şu anda ücretlendirilen
sürüm. Bu sürüm içinde yeni lisans liste fiyatının %22,5'luk bir kısmı abonelik fiyatı olarak uygulanıyor. Daha eskiye gidersek 2013 ve daha eski sürüm kullanıcılarımız var. Probina Orion zamanından bahsediyoruz bu kullanıcılardan bahsederken. Bu kullanıcılarımız da yine yeni lisans liste fiyatının %30 oranında bir abonelik fiyatı ödüyorlar. Güncel fiyatlara bir bakalım. Tamamını dökelim. Bunlar güncel 2019 kullanıcılarımız için bu yıl uygulanmakta olan 2020 abonelik fiyatlarımız. Biliyorsunuz standart, profesyonel ve enterprise modüllerimiz var. Bunlar için ayrı ayrı 12, 24 ve 36 aylık fiyatlar oluşturuldu. Biraz önce bahsettiğim kriterler kapsamında. Burada göze çarpan en büyük fırsat aslında profesyonel ve enterprise modüldeki 3 yıllık aboneliklerde sunulan fiyatlar. Bu fiyatlar 1 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak fiyatlar. Burada dikkat ederseniz birim fiyatlarımız, daha doğrusu yıllık fiyatlarımız, yıllık bazında çok düşük bir seviyeye gelebiliyor. 36 aylık abonelik tercih yapan kullanıcılarımız için 4.950 TL'lik bir tercih yapan kullanıcımız, 36 aylık profesyonel modül abonelik yenilemesini yapan bir kullanıcımız, yıllık 1.650 TL'lik bir ödeme ile 36 ay boyunca herhangi bir ek ücret ödemeden tüm abonelik kapsamındaki fırsatlardan, avantajlardan faydalanabilecek. Yine Enterprise'da 7.450 TL'lik bir fırsat fiyatı var. Bu da totalde 2.480 lira yapıyor yıllık. 3.740 lira yıllık abonelik fiyatı iken 3 yıllık abone olan bir kullanıcımız 2.480 liralık yıllık fiyatla bir aylık fırsat yakalamış oluyor. 2016 ve Probina Orion, yani 2013 sürümü ve daha eski sürüm kullanıcılarımız fiyatları ayrıca talep edebilirler. Onlarda da yine 1 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli bir kampanya şu an yürütülüyor. Fiyatlar bundan çok da farklı ve uzak fiyatlar değiller. Ama ben fiyatlarda çok da fazla sizi boğmamak için o fiyatları burada paylaşmadım. Ama yakın fiyatlar, orada da bir takım avantajlar sunuyoruz. Ama 1 Nisan 2020 tarihini geçirmemek şu anda fiyat olarak bir avantaj yakalamanızı sağlayacak. Bizim en çok karşılaştığımız bir takım sorular var. Ben bunlardan birkaç tanesini bu sunumda kullanmak isterim. Çünkü eminim birçoğunuzun da kafasında benzer sorular oluşuyor. Bu soruları en azından webinar sonunda soracağınız sorularda da faydası olacaktır. Şu tür sorular geliyor. Bir bakalım. Abonelik sistemine dahil olmaz ya da abonelik yenilememi yapmazsam yazılımım çalışmayacak mı? En büyük kaygılardan bir tanesi buydu. Hayır, yazılımınız en başta da bahsettiğim gibi bir kiralama modeli olmadığı için bu sistem yazılımınız siz kullanmak istediğiniz sürece çalışmaya devam edecek. Protostructure lisansınız sizin ömür boyu kullanım hakkına sahip olduğunuz kalıcı bir lisans. O yüzden böyle bir kaygıya kesinlikle gerek yok. Ama ne olur? Abonelik sistemine dahil olmazsanız servis paketlerinden, güncelleme paketlerinden faydalanamayacaksınız ya da yazılı ve sözlü teknik destek hizmetlerinden faydalanamayacaksınız. Abonelik kapsamında yeni bir versiyonu aldıktan kısa bir süre sonra aboneliğim bitti. Yeni versiyonun servis paketlerini ve teknik desteğini alamayacak mıyım? Aslında benzer bir soru. Yeni versiyona geçiş yaptınız. Şöyle diyelim. 2020 versiyonu çıktı. 2020 versiyonunu aldınız ve kullanmaya başladınız. Birkaç gün sonrasında aboneliğiniz bitti. Bu size 2020 versiyonu ile ilgili yayınlanacak tüm güncelleme paketlerini, sizin bildiğiniz tabirle servis paketlerini almaya hak verecektir. Yani siz 2020 versiyonu geçtiğiniz, kullanmaya başladığınız andan itibaren kullandığınız versiyonun tüm güncelleme paketlerini abone olmasanız da, kapsamda olmasanız da bedelsiz olarak alıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada kısıtlanacak olan tek şey 2020 versiyonunu kullanıyorsunuz ama 2020 versiyonu ile ilgili teknik destek hizmeti alamayacaksınız.
Abonelik yenilememi yapmakta gecikmem durumunda fiyat farkı ödemem gerekir mi? Bunu şu anda çok sıkı sıkıya uyguladığımız bir sistem olmamakla beraber fiyat hakkaniyeti gereği uygulayacağımız bir sistem var. Nasıl biraz önce işte %15'lik, %22,5'luk ve %30'luk fiyat baremlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla abonelik yenilemeniz bittiği tarihten itibaren 90 gün boyunca herhangi bir fiyat farkı ödemeden abonelik yenilemenizi yapabiliyorsunuz. Ama bu 2 yıla kadar aşağıda gördüğünüz oranlarda size bir takım ek fiyatlar getiriyor. Toplamda 2 yıl aboneliğini yenilememiş olan bir kullanıcımız da 2 yıl sonunda o yeni liste fiyatının %30'u oranında abonelik yenileme fiyatı ödemek durumunda kalıyor. Dolayısıyla abonelik gecikmeden ödenmesi size her zaman fiyat avantajı sağlayacak. Bu da kritik konulardan bir tanesi. Abonelik sisteminde aslında bir güncelleme söz konusu değil. Sizin dahil olduğunuz sistem sadece sizin bir kontrata ilişkin abonelik başlangıç ve bitiş tarihlerinizi kapsıyor. Bu tarihler abonelik yenilemenizi yaparak güncelleniyor. 1, 2 ya da 3 yıllık güncelleniyor dedik. Siz standart ya da profesyonel modül kullanıcısı olarak modülünüzü bir üst pakete ya da iki üst pakete taşıdığınızda bu yükseltme işlemi sizin abonelik tarihlerinizi hiçbir şekilde etkilemez. Bu tamamen abonelik sisteminin dışında bir upgrade satışıdır. Bu dediğim gibi sizin tarihlerinizi etkileyecek bir unsur değildir. Geçişinizi yaptıktan sonra abonelik tarihleriniz etkilenmez. Aynı tarihler geçerliliğini korur. Bu aslında son zamanlarda sorulardan ziyade yaşadığımız durumlardan bir tanesi. Ben hızlıca özetleyeyim. Siz ekrandaki soruyu okuyabilirsiniz. Kullanıcımız standart modül kullanıcısı. Bizden 3 yıllık abonelik yenilemesini yapıyor. Abonelik yenilemesini yaptıktan kısa bir süre sonra da çelikli pakete, Enterprise pakete yükseltme talebiyle geliyor. Bu durumda ne olacak? Yani bu durumda çünkü ne kullanıcının ne de Prota'nın bir hak kaybının olmaması söz konusu. O durumda şöyle bir sistem işletilir. Standart modülünü 3 yıllık abonelik yenilemesini yapan bir kullanıcı Enterprise pakete yükseltmesini yaptığında ilk yıl için herhangi bir fark ödemez. Bu fark şunu kapsıyor aslında. Enterprise modülün abonelik yenileme fiyatıyla standart modülün abonelik yenileme fiyatı takdir edersiniz ki birbirinden farklı. Enterprise için ilk yıl için bir abonelik yenileme farkı ödemez. Ancak ikinci ve üçüncü yıllar için bir abonelik yenileme farkı söz konusu olacaktır. Yani 24 aylık abonelik yapan bir kullanıcı için bu 12 aylık bir abonelik yenileme fiyat farkı ödemek anlamına gelir. 36 aylık abonelik yapmış biri için de son 2 yılın 24 aylık modül güncelleme farkı ödemesi gerekir. Bu tür sorularla da karşılaştık. Teknik destek hizmeti almak istemiyorum. Abonelik yenilemesi yapmadan yeni çıkan bir versiyonu yalnızca güncelleme ücreti ödeyerek alabilir miyim? Maalesef artık güncelleme satışı gibi bir durum söz konusu değil. Biz kriter olarak hem yükseltme yapmak isteyen kullanıcılarda hem de son yayınlanan en güncel versiyonu kullanmak isteyen kullanıcılarda gözettiğimiz tek kriter abonelik kapsamında olup olmadığı. Dolayısıyla abonelik kapsamında olmayan bir kullanıcı abonelik yenilemesini yapmadan herhangi bir ücret ödese dahi son versiyonu alma hakkına sahip olamıyor. Yine benzer sorulardan bir tanesi, yeni bir Prota Structure lisansı satın almak istiyorum. 24 ya da 36 aylık abonelikle birlikte alabilir miyim? Bu bana fiyat avantajı sağlar mı? Tabii ki alınabilir. Normal şartlarda bugünkü kampanyalı ve liste satış fiyatlarımızda 1 yıllık abonelik bedeli satış fiyatlarımıza dahil edilmiş şekilde verilir. Dolayısıyla bugün satın aldığınız bir Prota Structure lisansı size otomatik olarak 1 yıllık abonelikle birlikte gelecektir. Tabii ki 24 ve 36 aylık abonelik paketleriyle tercih ettiğiniz durumlarda
Alım aşamasında bir fiyat artışı söz konusu olacaktır. Ama yine abonelikteki fırsatları burada da yakalayabiliyorsunuz. Olası zamlardan etkilenmeyerek, önümüzdeki yıllarda değişecek fiyatlardan etkilenmeyerek yine abonelik yılınıza göre %20 ila %33 arasında bir fiyat fırsatı size sunar bu satın alma. Bu da kritik ve önemli sorulardan bir tanesi aslında. Aboneliğim kapsamında firmamdaki çalışanlar da teknik destek alabilirler mi? Prota Destek Merkezi'ne kullanıcılarımızın çok büyük bir kısmı tanımlandı. Şu anda aktif olarak da kullanıyorlar. Ama şöyle bir sistematik var bu işte. Lisans adediniz çarpı 2 kullanıcı bizim Prota Destek Merkezi'ne kayıt yapabilir ve destek hizmetlerinden faydalanabilir. Yani bir adet lisans için 2 kullanıcı, 2 adet lisans için 4 kullanıcı Prota Destek Merkezi kaydını yapabilir ve destek hizmetlerinden faydalanabilir. Yine benzer bir soru. Yeni bir Protostructure lisansı almak istiyorum ancak abonelik sistemine dahil olmak istemiyorum. Böyle bir şekilde lisans alabilir miyim? Biraz önce de bahsettiğim gibi Protostructure bir yıllık abonelik bedeli dahil olarak satılmakta. Dolayısıyla böyle bir aboneliksiz yeni lisans satışı yapılmıyor. Abonelikle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda sorulara bakmayacağım. Arda Bey'e devredeceğim mikrofonu. Arda Bey destek hizmetlerimizle ilgili sunumuna başladıktan ve bitirdikten sonra genel olarak sorulara bir göz atacağız. Onları cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Konuyla ilgili zaten sürekli telefondayız. Sürekli görüşüyoruz sizlerle. Yine olası sorularınızda tekrar benimle ve diğer arkadaşlarımla irtibat kurabilirsiniz. Mümkün olduğunca dokümantasyonumuzu sizlerle mail adreslerinizle paylaşacağız tekrar. Bizden fiyat aboneliklerle ilgili fiyat teklifi ya da doküman alamamış olan kullanıcılarımız tekrar bizimle irtibata geçebilirler mail ya da telefon yoluyla. Onlara da bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi sözü Arda Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Coşkun Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için. Hoş geldiniz diyorum bir webinarımıza daha. Ben size kısaca ürünü aldıktan sonra nasıl destekler alabiliriz? Bunun yöntemleri nelerdir? Biraz onlardan etmek istiyorum. Sizlere ilk öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde Proto ailesi genişledi, büyüdü. Ürünümüzü, Türk menşeli bu ürünümüzü artık global bir ürün haline getirdik. Tabii bu globalleşmenin beraberinde getirdiği bazı ihtiyaçlar doğdu. En başta destek ihtiyacı. Gördük ki destek ihtiyacı arttıkça artık mail yoluyla, e-postalarla aynı kalitede müşterilerimize destek veremiyoruz. Dolayısıyla bu kurumsallaşmayı getiriyor beraberinde. Kurumsallaşmak için de destek konusunda bazı araçlara, global pazarlarda kullanılan büyük kurumsal firmaların kullandığı sistemlere geçiş yapma gereği doğdu. Biz de geçişimizi tamamladık sizlerle beraber. Bu yolda bir adım attık. Güzel geri dönüşler alıyoruz bu konuda. Kısaca şöyle giriş yapabiliriz. Destek hizmetlerimiz nelerdir dersek, Proto Destek Merkezimiz mevcut. Daha sonradan size bu sistemi nasıl kullanacağımıza ilişkin akışlar göstereceğim. Dolayısıyla sorularınız varsa sunumun sonunda da yönlendirebilirsiniz bize. Elimizden geldiğince cevap veririz. Biz destek anlayışını sadece soru-cevap olarak değil de bir tık öteye götürerek kullanıcılarımızın zaman kaybı yaşamadan kendi sorularına daha hızlı cevap bulmalarını sağlayacağımız bir destek paketi sunuyoruz. Bu destek paketi self-service desteği de kapsamakta. Aynı zamanda bir kütüphane gibi bizim yazılımımızla alakalı faydalanabileceğiniz kitap olarak düşünebiliriz.
içeriği her gün zenginleşen bir bilgi bankası sunuyoruz. Bunun ötesinde şöyle bir ihtiyaç gündeme geldi. Sadece bizim tecrübelerimizle müşterilerimiz sınırlı kalmasın, kendi aralarında da karşılaştıkları sıkıntılara çözüm bulabilsinler. Malum yeni deprem yönetmeliği geldi. Bu konuda kafa karışıklıkları oldu. Dolayısıyla bu sorunu üstesinden gelebilmek için de böyle bir forum sistemi getirdik. Forum sisteminde sadece müşterilerimiz kendi aralarında değil, tabii ki de biz de yeri geldiğinde entegre olacağımız. Fakat asıl amacının sizlerin kendi aralarınızda tecrübe paylaşımı yapabilmeniz için getirilmiş bir sistem. Dolayısıyla zaten destek merkezimizden siz bizlere ihtiyaç duyduğunuz, kafanızı karıştıran her türlü soruyu yöneltebiliyorsunuz. Fakat forumda farklı bir boyut var. Yani bazen tabii ki de insan çalışması dahilinde kafa karışıklığı olabiliyor. Forumu bir kurumla iletişim aracı olarak kullanmaya çalışabiliyor. Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bunu ayırt edebilirsek zaten sistem daha akışkan hale geliyor. Ayrıca biz destek merkezi deyince kullanıcılarımız tarafından yanlış anlaşıldığımızı düşünüyorum açıkçası. Kullanıcılarımız daha çok mail yoluyla veya telefon görüşmeleriyle sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Fakat bu şöyle sıkıntılara neden oldu. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız tecrübeyi aktarmak istiyorum. Bizden kaynaklanmayan, örneğin siz bir konuda güzel emek sarf ederek bir mail hazırlıyorsunuz. Ekran görüntüleri, hatta projelerinizi paylaşıyorsunuz. Mail atıyorsunuz, sonra bir bekleme süreci gerçekleşiyor. Bu bekleme süreci içerisinde bir cevap dönülmediği zaman haklı olarak müşterimiz hizmet alamadığı düşüncesine kapılıyor. Fakat bizi daha sonra kendisi arayabiliyor veya başka kanallardan bu bilgi bize geldiğinde görüşmelerimiz sonucunda ortaya çıkıyor ki gönderilen maili bizim sistemimize düşmediği anlaşılıyor. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. Dolayısıyla destek sistemi, destek merkezi bir mail yazışma veya e-postalarla bilgi aktarma aracı değildir. Tabii ki de o kanalımız her zaman sizlere açık. Fakat daha kaliteli hizmet sunabilmek için destek merkezi sistemimizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kaba hatlarıyla böyle özetleyebiliriz destek sistemimizi. Tabii ki de bu konuda da sorularınız olacaktır. Bu konuda da bizden destek alabilirsiniz. İsterseniz hızlıca, daha fazla değerli zamanınızı kaybetmeden, harcamadan arayüzden bir görelim. Nereden gireceğiz bu destek merkezimize? Web sayfamızı biliyorsunuz. protayazılım.com adresinden arayüze girebilirsiniz. Ben ekran görüntülerini sizle paylaştım. Hızlı bir akış olsun diye. Burada ortada menülerde görebiliyorsunuz. Destek menümüz var. Onun altında Prota Destek Merkezimiz var. Siz ürününüzü satın aldıktan sonra size gelen davet maili içerisinde kullanıcı adı ve şifreniz mevcut. Destek merkezinden tıkladıktan sonra giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Size gönderilen kullanıcı adı şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra sizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Burası bütün daha demin bahsettiğim sistemlere, yani forum sistemi, istek oluşturma sistemi, bilgi bankası diye adıyla kütüphane diyebiliriz, bulunduğu yerdir. Burada isterseniz sırasıyla bir hızlıca bakalım. Bilgi bankası nedir? Bilgi bankası bir sürü konunun bir kitap endamıyla hazırlanıp saklandığı yerdir. Burasını hep beraber şekillendiriyoruz. Sizlerin ihtiyaçları oluyor. Bunları çeşitli kanallardan iletiyorsunuz. Bu forumlar da oluyor. Mail sistemlerimiz de oluyor. Yüz yüze yaptığımız görüşmeler de oluyor. En çok kafa karıştıran konuları biz buraya açıklayıcı doküman olarak ekliyoruz. Bunun dışında burada genel başlığı altına bakarsanız indirmeler mevcut. Bu indirmelere tıkladığınız zaman programlarımızı da bu menüden indirebiliyorsunuz. Onu da ayrıca bir not etmek isterim. İsterseniz örnek bir tane makale bakalım. Ben rastgele tıkladım. Çelik elemanların tasarım kontrolleri. Burada tabii ekrana sığmıyor şu an. Uzunca bir makale mevcut.
Burada detaylarını bulabileceğiniz. Burada bulacağınız kitapların bize şöyle de bir avantajı oluyor. Hem size hem bize destek yani karşılaştığınız problemi bazen desteğe gelmeden, bizlere mail atmadan veya bizden cevap beklemeye gerek kalmadan bu bilgi bankasından sorunuzun cevabını bulup ilerlemeniz mümkün. Daha çok biz bu konuya önem veriyoruz. Çağdaş sistemler bu şekilde çalışıyorlar. Diğer firmaları incelediğimizde, diğer çağdaş kurumsal yapılara baktığımızda. Dolayısıyla bunun çok büyük faydalarını gördük. Kullanıcılarımıza artık %90'ın yani %100'e yakın diyebiliriz. Üzerinde sorunlarını cevaplayabildik ve takibini gerçekleştirebildik her şeyden önemlisi. Tekrar ana menüye geri dönersek, burada diğer menülere bakalım isterseniz. Farz edin ki bir sıkıntıyla karşılaştınız. Hemen merkezimize girip programda karşılaştıysanız eğer, örneğin bir modeliniz var ve bu modelde bir şeyler ters gidiyor. Modelinizi de ekleyip ekran görüntüsü alıp bize bu sorununuzu ulaştırabilirsiniz. Neyle ulaştırıyorsunuz? Burada istekler diye bir menümüz mevcut. Bu istek menümüze girdiğimiz zaman bakalım. Ben örnek bir şekilde doldurdum ekranı. Bir konu alanı mevcut, ürün adı mevcut, güncelleme paketi. Bir açıklamayı buraya detaylı yapabilirsiniz ve burada aşağıya bir dosya ekle diyerek projenizi veya ekran görüntüsünüzü ekleyebilirsiniz. Sisteme mail kanalından yani destek@proto.com.tr adresinden yollamanıza göre bir avantajı var dediğim gibi. Buraya oluşturduğunuz istekler hiçbir zaman bize ulaşmama gibi bir durumu yok. Sisteme bir kere kayıt olan sorun tüm destek elemanlarımız tarafından görülüp en hızlı şekilde incelemeye girer. Kullanıcı sözleşmemiz gereği maksimum 16 saate kadar sorularınıza cevap veriyoruz. Bu şu demek değil. 16 saati bekliyoruz. Sonrasında size geri dönüş yapıyoruz değil. Tabii ki de bazı durumlar oluyor. Örneğin çok büyük projeler oluyor. Veya binlerce elemanı olan, on binlerce elemanı olan bir binada bir kolonda bir sorunla karşılaşılabiliyor. Fakat bu kolonu bulmak bazen hızlı olamayabiliyor. Tabii bu basit bir örneğe indirgemeye çalıştım size. Çok daha karmaşık şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat bizim hedefimiz olabilen en kısa sürede sizlere bir çözüm önerebilmek, sıkıntınızı giderebilmek. Dolayısıyla sizden ricamız mail atmak yerine buradan isteğinizi oluşturmanız, dolayısıyla oluşturduktan sonra da takibini yapabilmeniz. Sizin oluşturduğunuz bu ticket adını veriyoruz veya bilet diyebilirsiniz Türkçe'de. Sisteme kayıt olup bir tarih sayı alıyor. Bir numara alıyor. Ve diyelim ki siz bir şeylerin geciktiğini düşünüyorsunuz veya ekstra bir not eklemek istediğiniz talebinize. Bunun için ayrı bir mail oluşturmanıza gerek yok. Mevcut oluşturduğunuz biletin üzerine eklemeler, çıkartmalar yapabilir ve destek uzmanlarımıza yönelteceğiniz sorularınızda bu bilet numaranızı iletmeniz halinde çok daha hızlı geri dönüş alabilirsiniz. Diğer bahsettiğim bir konu da forumdu. Burada topluluk adı altında bahsi geçen sekme. Buna giriş yapalım isterseniz. Tıkladığınızda şöyle ben örnek olsun diye bir ekran görüntüsü ekledim buraya. Müşterilerimizden gelen sorunlar veya işte öğrenmek istedikleri noktalar buraya kaydedilmiş durumda. Buranın güzelliği siz bir şey yazıyorsunuz ve bu size cevap veren başka bir bu sorunla karşılaşmış olan müşterimiz olabiliyor. Bir bilgi paylaşımı oluyor veya biz de müdahale ediyoruz yeri geldiği zaman. Bilgimizi sizlerle paylaşıyoruz bu platformda. Peki nasıl bir forum nasıl kullanmamız gerekiyor bu sistemi derseniz. Öncelikle arama noktamız var. Büyüteç işaretinin olduğu yer. Buradan sistem üzerinde forumdaki başlıklar arasında bir tarama gerçekleştirebilirsiniz. Şayet aradığınız başlık burada mevcut değilse yeni konu ekle düğmesine tıklayarak yeni bir forum akışı başlatabilirsiniz. Bunların hepsi dediğim gibi
bir postalı e-posta sisteminden farklı olarak hepsi kayıt altında, herkesin görününe açık bir halde ilerliyor. Örnek olarak verilen bir cevabı görüyoruz burada. Kuvvetli kolon hesabı sonuçları, örneğin kolon etki hesabını etkilemekleri gibi bir yorum almışız. Buna kurumumuzdan Mustafa Tümertan Bey gerekli cevabı vermiştir. Yeni konu ekleme arayüzümüz de bu şekildedir. Bir tartışma başlatmak isterseniz buradan konu türünü seçiyorsunuz. Konu başlığını ekliyorsunuz. İlgili açıklamaları ve isterseniz dosyada ekleyebiliyorsunuz. Özetlemek gerekirse bu getirmiş olduğumuz destek hizmeti tecrübelerimize dayanarak sizlerin ihtiyaçlarından doğan bir sistemdir. Ve iş akışlarının, hizmet kalitesinin artmasını sağlayan bir unsur olmuştur. Destek hizmetlerimiz, diye özetlemek gerekirse, destek merkezi, self servis destek, bilgi bankası, forumlar, sürekli gelişen bir bilgi kütüphanesiyle siz müşterimize sunulmuştur. Bahsettiğimiz gibi 16 saat içinde hızlı ilk yanıt vizyonumuz vardır. Fakat vurgulamak isterim, her zaman gerekirse müşterimizin bize talep ettiği dakikada çözüm bulmak hedefimiz olmuştur. Bu uğurda çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince, dediğim gibi teknik bazı sıkıntılar olabiliyor. Çünkü gönderilen projeler olabiliyor. Projelerin bir inceleme süresi oluyor. Dolayısıyla bu kayıpları da biz bu 16 saatin içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Destek uzmanlarımızın hepsi sizler gibi inşaat mühendisi. Dolayısıyla sizi en iyi anlayabilecek bir kesimle size hizmet veriyoruz. Sizlerden gelecek eleştiriler, yorumlar her zaman bizim için değerli ve önemlidir. Lütfen esirgemeyin. Nasıl da olsa bir karşılık bulamaz gibi karamsar düşüncelerle değil. Her zaman kapılarımız size açık. Mail olarak olabilir, bu destek hizmetimiz üzerine olabilir. Lütfen sorunlarınızı, şikayetlerinizi bize iletiniz.